değerli izleyicilerimiz, fuarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul Fuar Merkezi ve 2024 Komatek Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Haydak'ın da konuğu olduk ve yanımızda genel müdürümüz Altan Bagatur bulunuyor. Bakalım bizlere Altan Bey firmayla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Altan Bey, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz bu arada. Tamam. Sizleri birazcık tanıyalım, sonra da Haydak'ı konuşuyor olacağız. Buyurun lütfen. Tamam, adım Altan Bagatur, ben Haydak Türkiye'nin kurucu genel müdürüyüm. 2001 yılında Haydak'ı kurduk. 24 senedir Türkiye'de Haydak'ın ürünlerinin satışını, pazarlamasını, servis hizmetlerini veriyoruz. Son birkaç yıldır da imalata giriştik. Harika. Haydak'ın hidrolik kontrol bloklarını, hidrolik ünitelerini, filtreleme ünitelerini Türkiye'deki fabrikamızı imalatını yapıyoruz ve Türkiye'deki sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gene son yıllarda özellikle iş makinası sektörüne yöneldik. İş makinası sektöründe kullanılan hidrolik kontrol bloklarının da yerleştirdik. Onları da Türk malı olarak imal ediyoruz. Türkiye'deki OEM'lere, makine imalatçısı, işte iş makinası, ziraat makinası, belediye araçlarını imal eden firmalara parça olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Kuruluş hikayesi nasıl oldu Haydak'ın bu arada? Yurt dışından mı geliyor serüven? Evet, Haydak bir Alman şirketi. Şu anda 10 binin üzerinde personeli var. 2 milyar euronun üzerinde cirosu var. Almanya merkezli bir firma. Türkiye'de daha önce bir mümessili vardı. Fakat 2000 yılında firma artık kendisi Türkiye'deki faaliyetlerini geliştirmek istedi. Tanıştık, beraber bu işe başladık. 24 yıldır da başarılı bir şekilde büyüyen bir grafikle devam ediyoruz. Şu anda Haydak'ın toplam Türkiye'deki personel sayısı 65 kişiye ulaştı. İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikamız var. Gene İstanbul'da Esenyurt'ta ikinci fabrikamızın inşaatı bitti. Onu da işte sonbahar gibi taşımayı planlıyoruz. Hidrolik iş makinesi için hidrolik blokları o fabrikada, ikinci fabrikamızda imal edeceğiz. Mevcut fabrikamızda da endüstriyel müşteriler için hidrolik güç ünitesi ve filtreleme ve soğutma sistemleri imal edeceğiz. Burada yine fuarda da tanıtımını yapıyoruz. Var mı böyle değişik ürünler yine? Şimdi çok değişik ürünlerimiz var. Yani Hidak denince ya da Haydak, kimisi Haydak evet. der, kimisi Hidak der. Haydak diyen de var. Haydak denince akla hep filtre, yağ filtresi gelir Türkiye'de. Hidrolik akümülatör gelir. Evet, bu konuda dünya lideridir. Ama Haydak son zamanlarda özellikle e-mobility dediğimiz sektöre girdi. Almanya'da Enduro denen bir Alman firmasına ortak oldu. Bu Enduro elektrik motorları üretiyor iş makineleri için. Gene Almanya'da Invenox adlı bir firmaya daha ortak oldu. Bu firmada batarya üretiyor. Hem batarya üretiyorlar hem sürücüleri, driverları üretiyorlar. Daha önce de TT Control firmasına ortak olmuştu. TT Control'de ECU dediğimiz EKU ve ekranları üretiyordu. Bunları bir araya getirdi. Hidroliğimiz de vardı zaten. Hepsi bir araya gelince artık elektrikli araçlar için A'dan Z'ye birçok ürünümüz oldu. Tahrik ve kontrol konusunda. Biz de Haydak Türkiye olarak e-mobility bölümümüzü kurduk ve bu işe başladık. Bu sene başında başladık. Şu ana kadar da 4-5 tane prototip siparişi aldık. Bizim için çok sevindirici bir konu oldu. İşte bu sebeple biz de bu fuara katıldık. Fuarda elbette Haydak'ın hidroliğini de göreceksiniz ama gelenler şaşıracak. Gelenler daha çok filtre akü görecek zannedecekler ama geldiklerinde daha çok yerli üretim mobil bloklarımızla bu E-kit dediğimiz e-mobility'de kullanılan elektrik motoru, batarya, sürücüden oluşan, kablolardan oluşan kitimizi görecekler. Genelde isabetli sektörler, yani makineler bunlar mı Altan Bey? İşte iş makineleri, yeni şeyleri. Bizim iki farklı sektörümüz var. Biri iş makinesi, onun için bu hafta bu fuara katıldık. Haftaya da WIM fuarına katılıyoruz. Orada da endüstriyel müşterilerimiz, demir, çelik, çimento gibi, otomotiv sanayi gibi ağır sanayi özellikle Haydak ürünlerini tercih ediyor. Haydak rakiplerle kıyasladığımızda maliyet olarak yüksek evet. ama servis ömrü çok uzun.
Dolayısıyla servis ömrünü dikkate aldığınız zaman aslında daha ekonomik oluyor. Peki, sağlam, harika. Evladilik ürünler, yani aldığınız zaman 20 sene 30 sene kullanmıyor. Peki bunlar sektördeki farkınız için yeterli kalıyor mu Altan Bey? Kalıyor, çünkü onu da isteyen müşteriler var. Evet. İlla kimisi en ucuzu olsun, bugün işimi göreyim diyen var. Kimisi de uzun vadeli işimi göreyim, ben bütün dünyaya ihracat yapacağım, rakiplerim gibi olayım diyenler var. Dünyada biliyorsunuz belli başlı büyük firmalar evet. var. Onlar gibi kaliteli mal üreteyim isteyenler de bizim gibi kaliteli malları tercih edip o fiyat farkını mecburen veriyorlar. Aslında daha ucuza denk geliyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela filtre elemanı, yarı fiyatımıza filtre elemanı satılıyor. Onu alıyor müşteri. Yılda 3 tane kullanıyor. O yüzden diyor ki yarı fiyat aldım. Bizimkini alıyor, bir tane kullanıyor. Dolayısıyla aslında bizimki daha ucuz. Evet, kesinlikle yani. Öyle. Peki, pazar ağımızı nereler oluşturuyor? Almanya'dan Türkiye'ye geldi bu serüven. Pazar şöyle, her ülkede Haydak'ın kendi şirketi var. Hı hı. Biz Haydak Türkiye olarak sadece Türkiye'ye satış yapıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim. Bir başka programda da görüşmek üzere diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz, Komotek Fuarı'nda izledik ve Haydak'a konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.